Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Die Uhrzeit, yani saatler konusunu göreceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Eminim ki zaman konusunda Almanların hassasiyetini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu bir şehir efsanesi değil, gerçekten de öyle. Bir buluşmaya gittiğinizde mutlaka o zamanda orada olmanızda fayda var arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, Almanca'da iki türlü saati sorabilirim. İlki Wie spät ist es? Tekrarlayalım. Wie spät ist es? Wie spät ist es demek ki saat kaç anlamında. Baktığımızda spät geç demek arkadaşlar. Wie de nasıl demek. Tabi Türkçe birebir çevrildiğinde bu biraz havada kalabiliyor. Ancak şöyle bilmemizde fayda var. Demek ki saat kaç diye soracak olursak Wie spät ist es sorusunu sorabilirim. Ya da Wie viel Uhr ist es diye de sorabilirim. Demek ki bunu da tekrarlayalım. Wie viel Uhr ist es? Demek ki Wie viel Uhr ist es? Ya da Wie spät ist es? Aynı anlama geliyormuş. Wie viel, kaç tane adet olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Uhr da saat demek. Az önce söylemiş olduğum gibi güzel Türkçemize uyarlayacak olursak demek ki saat kaç anlamına geliyormuş. Dilediğimi kullanabiliyorum. Şimdi diyelim ki saat 9 diyeceğiz. Saat 9 denildiğinde es ist diye cümlemiz başlıyor arkadaşlar. Es ist 9 Uhr. Evet, sayılar konusunda görmüştük. 9 neydi arkadaşlar? 9 demekti. Dolayısıyla saat 9 diyecek olursak ne diyecekmişiz? Es ist 9 Uhr diyecekmişiz. Uhr az önce söylediğim gibi saat demek arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz büyük harfle başlıyor değil mi? U, ona mutlaka dikkat etmemizde fayda var. Peki saat 11 diyecek olursak ne deriz? 11 neydi arkadaşlar? 11. Ne olacak o zaman? Es ist 11 Uhr değil mi? Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Demek ki sayıyı ne yapıyoruz? Uhr'dan önce getiriyoruz ve diyoruz ki es ist 11 Uhr, saat 11. Şimdi sıra geldi 17'ye. Almanca'da arkadaşlar tıpkı güzel Türkçemizdeki saat birimlerinde olduğu gibi 24 saat esas. Yani bundan neyi kastediyorum? İşte 13, 14, 15 şeklinde bunlar da anılıyor. Güzel Türkçe'de biz ne deriz arkadaşlar? Saat 17'de buluşalım diyebileceğim gibi ne diyebilirim? Arkadaşlar arasında gayri resmi bir şekilde ne diyebilirim? Saat 5'te buluşalım da diyebilirim değil mi? Bu Almanca'da da böyle. Dolayısıyla ben saat 17 dediğimde bu genellikle resmi kurumlar için geçerli bir söylem değil mi? Ne diyebilirim? 17 neydi arkadaşlar? 17. 5 neydi? 5. Dolayısıyla saat 17 diyecek olursam es ist 17 Uhr demiş olurum. Ve es ist 17 Uhr denildiğinde demek ki ne olmuş oluyor? Resmi saat şeklinde söylemiş oluyorum. Ama gayri resmi şekilde olacak olursa bu ne olacakmış demek ki? 5 şeklinde yorumlanacakmış. Bu durumda es ist 5 Uhr diyecekmişiz. Demek ki resmi saatte es ist 17 Uhr, gayri resmi olarak es ist 5 Uhr dememiz gerekiyormuş. Saat 22 diyecek olursak 22 diyebileceğim gibi ne diyebilirim? 10 diyebilirim değil mi? 22 neydi arkadaşlar Almanca'da? Tabi burada yazılı 22 22 değil mi? 22 demekti. Ya da 10 diyecek olursam 10. Şimdi resmi olarak söyleyecek olursak saat 22 ne diyeceğim arkadaşlar? Es ist 22 Uhr değil mi? Es ist 22 Uhr, saat 22. Peki arkadaşlar arasında söyleyecek olursam, saat 10 diyecek olursam ne diyeceğim? Es ist 10 Uhr değil mi? Es ist 10 Uhr diyecekmişim. Dilerseniz bu öğrendiklerimizi bir tekrarlayalım. Saat kaç dediğim diye sorduğumda iki türlü sorabiliyormuşum. Wie spät ist es? Ya da Wie viel Uhr ist es? Değil mi? Saat 9 dediğimde ne yapıyorum? Bakın kalıbımız es ist şeklinde başlıyor. Es ist 9 Uhr, saat 9.
11 olsaydı ne diyecektik? Es ist 11 Uhr diyecektik. Demek ki 24 esas olduğu için, değil mi? Yani 24 saati esas olduğundan dolayı 17'yi iki türlü yorumlayabiliyorum. 17 ya da 5 gibi, değil mi? Tıpkı güzel Türkçe'de olduğu gibi. Dolayısıyla saat 17 derken es ist 17 Uhr ya da es ist 5 Uhr diyebiliyorum. Aynı şekilde 22 dediğimde es ist 22 Uhr ya da saat 10 diyecek olursak es ist 10 Uhr şeklinde. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi de doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 17 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Şimdi saatlere baktığımızda arkadaşlar tam sayı şekline gittik. Ancak işte çeyreklere, buçuklara geçtiğimizde ne şekilde ifade ediliyor ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar ben güzel Türkçe'de bir saat mesela diyelim ki işte bir ona işte ne diyelim ona çeyrek var diyecek olursam var kelimesi Almanca'da vor şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Demek ki var diyecek olursak vor diyoruz. Geçiyorsa yani dakika geçiyorsa ona da nach diyoruz. Demek ki vor var, nach geçe zaten oklardan da anlaşılıyordur. Çeyrek Almanca'da arkadaşlar Viertel demek. Viertel demek ki çeyrek demekmiş. Yarımlar, buçuklar demek ki halb şeklinde ifade edilirken çeyreklerde Viertel şeklinde ifade ediliyormuş. Örnek cümlemizde bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi saatimize baktığımızda saat 9.15. Ben bunu iki türlü ifade edebilirim, değil mi? Güzel Türkçe'de de keza öyle. Saat 9.15 diyebileceğim gibi, bakın saat 9.15 dendiğinde bu resmi saat. Ancak gayri resmi saat olarak değerlendirdiğimizde 9'u çeyrek geçiyor deriz, öyle değil mi? Bu saat için. Dolayısıyla bu Almanca'da da öyle. Dilerseniz öncelikle saat 9.15 demeyi öğrenelim. 9 neydi arkadaşlar? 9 demekti. 15 neydi? 15. Dolayısıyla saat 9.15 diyecek olursak ilk cümleye bakalım arkadaşlar. Es ist 9 Uhr 15. Ne olmuş arkadaşlar? Uhr'dan hemen sonra dakika gelmiş. Yani saat 9.15 dendiğinde 9 Uhr 15 şeklinde yorumlanıyor. Cümlenin içerisinde de es ist 9 Uhr 15 denilmiş oluyor. Şimdi sıra çeyrek geçe demeye geldi. Ben çeyrek geçiyor diyecek olursam öncelikle bakalım çeyrek neymiş arkadaşlar? Viertel geçiyor derken ne yapıyorum arkadaşlar? Nach demiş oluyorum. Dolayısıyla saat 9'u çeyrek geçiyor diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Es ist Viertel nach 9 diyecekmişiz. Demek ki burada arkadaşlar nach geçiyor, değil mi? Geçiyor anlamında saat 9'u çeyrek geçiyor anlamına gelmiş oluyor. Fark ettiyseniz burada tıpkı güzel Türkçe'de de olduğu gibi buradaki o Türkçe'de var mı o? Var belki de, değil mi? Saat kelimesini kullanmıyorum. Bakın çeyrek geçe ya da çeyrek var. Buçuklarda da görüyor olacağız birazdan arkadaşlar. Bunlarda Uhr kelimesi geçmiyor. Demek ki es ist Viertel nach 9 demiş oluyorum. Saat 9.45 diyecek olursak ne deriz? Öncelikle 9'u az önce söyledik. 9. 45 neydi arkadaşlar? Evet, bu konuyu çok rahat bir şekilde yapabilmemiz için sayıları da tekrarlamamız lazım. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. 45 neydi? 45, öyle değil mi? Dolayısıyla 9.45 diyeceğiz. Bu durumda es ist
9 Uhr 45 demek ki 9 Uhr 45 neymiş? 9.45 demekmiş ve bu resmi saate göre. Peki resmi olmayan saate göre yorumlamış olsaydık ne olacaktı? Ona çeyrek var. Var. Dolayısıyla ne diyeceğim? Vor diyeceğim. Peki burada da gene ne yapmış olacağım arkadaşlar? Çeyrek Viertel kelimesini kullanmam gerekecek. Ne yapıyorum arkadaşlar Almanca'da? Öncelikle Viertel kelimesini getiriyorum değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Es ist Viertel, bakın, vor 10 dedim. Bakın az önce nach 9, 9'a gidiyordu saat. Düzeltiyorum. 9'u çeyrek geçiyordu. Ancak burada ne yapmış oluyorum? Ona çeyrek var dediğimden dolayı çeyrek var ona şeklinde yorumlanıyor Almanca'da. Bu durumda ne diyecekmişiz? Es ist Viertel vor 10 diyecekmişiz arkadaşlar. Sıra geldi 18.15 demeye. 18 neydi arkadaşlar? 18. Şimdi saat 18.15 resmi saate göre söyleyeceğim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Es ist 18 Uhr 15. Evet buradaki Uhr kelimesi mutlaka ilk harfi büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Uhr demek ki saat demekmiş. Dolayısıyla es ist 18 Uhr 15 saat 18.15 anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar sormak istiyorum size. Güzel Türkçe'de ben 18'i çeyrek geçiyor mu derim yoksa 6'yı çeyrek geçiyor mu derim? 6'yı çeyrek geçiyor derim. Değil mi? Bu mantık Almanca'da da öyle arkadaşlar. 18 yerine ne diyeceğim o zaman? 6 diyeceğim. Çeyrek neydi? Viertel. Bu durumda ne diyeceğim o zaman? Es ist Viertel nach 6 diyeceğim arkadaşlar. Kalkıp da es ist Viertel nach 18 dersem yanlış olur. Doğru olmaz arkadaşlar. Mutlaka 6 şeklinde söylüyor olmam gerekiyor. Tabi bu diğer saatler için de geçerli. İşte 13 itibariyle 13, 14, 15 şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla mutlaka onu ne yapmış oluyoruz? Diğer saat dilimine göre sadeleştirmiş oluyoruz ve diyoruz ki 6'ya düzeltiyorum. 6'yı çeyrek geçiyor. Çünkü geçiyor neydi? Nach, değil mi? Bu sebepten es ist Viertel nach 6. 6'yı çeyrek geçiyor demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım. 18.45. Evet 45 az önce de söyledik. 45 demekti. Bu durumda ne diyeceğim? Es ist 18 Uhr 45 saat 18.45. Bu durumda arkadaşlar 18.45 ne olmuş oluyor? Resmi saat olmuş oluyor. Diğer türlü baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? 7'ye çeyrek var diyeceğiz. 7 neydi? Sieben. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Es ist Viertel var dediğimde ne diyormuşuz? Vor, değil mi? Vor getiriyoruz. Dolayısıyla es ist Viertel vor sieben demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Ne diyecekmişim? Şimdi iki türlü yani saat ve dakika varsa ne yapabiliyorum? İki türlü yorumlayabiliyorum. Birisi resmi saat, diğeri de gayri resmi olarak değil mi nitelendirilmiş oluyor. 9.15 resmi saatte ne diyecekmişiz? Es ist 9 Uhr 15. Resmi olmayan saatte ne diyeceğim? 9'u düzeltiyorum. Evet. 9'u çeyrek geçiyor. Değil mi? Bu durumda ne diyeceğim? Es ist Viertel nach 9 diyeceğim. 9.45 resmi saatte es ist 9 Uhr 45 değil mi? 9.45 resmi olmayan saatte es ist Viertel vor 10 yani ona çeyrek var demiş oluyorum. 18.15 için ne diyeceğim resmi saatte? Es ist 18 Uhr 15 resmi olmayan saatte 8'i çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach 6. 18.45'te ne diyeceğim resmi saatte? Es ist 18 Uhr 45 resmi olmayan saatte 7'ye çeyrek var diyecek olursak es ist Viertel vor 7 diyecekmişiz. Ve
Şunları da bir hatırlatalım. Demek ki var derken vardan belki uyanabiliriz arkadaşlar. Yani bu belki bir aşina olabilir. Foa demek ki var demekmiş. Geçiyor derken nah. Demek ki var foa geçiyor derken nah diyecekmişiz. Çeyrek fiyatel yarım halp. Demek ki çeyrek fiyatel yarım da halp demek. Bunu birazdan görüyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9.15 Uhr. Es ist 9.15 Uhr. Es ist Viertel nach neun. Es ist Viertel nach neun. Es ist 9.45 Uhr. Es ist 9.45 Uhr. Es ist Viertel vor zehn. Es ist Viertel vor zehn. Es ist 18.15 Uhr. Es ist 18.15 Uhr. Es ist Viertel nach sechs. Es ist Viertel nach sechs. Es ist 18.45 Uhr. Es ist 18.45 Uhr. Es ist Viertel vor sieben. Es ist Viertel vor sieben. Şimdi sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. 19.10 saat dilimine bakacak olursak bunu nasıl söyleyeceğiz? 19 neydi arkadaşlar? 19. Dolayısıyla bunu resmi saate göre es ist 19 Uhr 10 demem gerekir değil mi? 19 Uhr 10 demek ki 19.10. Peki 7.10 geçiyor şeklinde yorumlayacak olursam Almanca'da arkadaşlar az önce söylemiş olduğum gibi önce dakikayı sonra saati söylüyorum. Ne zaman? Resmi olmayan saatte tıpkı burada olduğu gibi es ist 10 Minuten nach 7. Bakın 10 dakika ne yapıyor? 7'yi geçiyor. Bakın nach kullanılmış. Dolayısıyla buradaki Minuten kelimesini kullansak da olur, kullanmasak da olur. Dolayısıyla es ist 10 nach 7 diyebileceğim gibi es ist 10 Minuten nach 7 de diyebiliyorum. Saat 22.50 şeklinde ki örneğe baktığımızda arkadaşlar ne diyeceğim? 22.20. 50 neydi? 50. Bu durumda es ist 22.50. Yani saat 22.50 demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Diğer türlü ne derdim arkadaşlar? Saat 11'e 10 dakika var. Bu durumda var diyeceğimden dolayı ne kullanmam lazım? Vor kelimesini kullanmam lazım. 11'e var şeklinde vor 11. Kaç dakika var? 10 Minuten. Bu sefer 11'e 10 dakika var değil mi arkadaşlar? Bu durumda es ist 10 Minuten vor 11 ya da es ist 10 vor 11 diyebiliyormuşuz. Sonraki örneğe baktığımızda 5.30. Evet arkadaşlar, Almanca'da buçuklu ifadeler biraz farklı. Şöyle farklı. Ben 5.30 diyorum Almanca'da. Tıpkı güzel Türkçe'de olduğu gibi. Ancak halb kelimesi neydi? Buçuk demek. Dolayısıyla Almanlar buna 5.30 için konuşuyorum. 6.30 diyorlar. Ve kendilerini şu şekilde savunuyorlar. 6'ya yarım saat var diyorlar. Dolayısıyla 5.30, 6.30 şeklinde yorumlanıyor. Ya da işte diğer saatler için de geçerli bu. Söz gelimi ne örneği verelim? 9.30 diyelim. Saat 9.30 ise eğer 10.30 şeklinde yorumlanıyor. Evet, ilginç bir şekilde bu şekilde yorumlanıyor ama bu Almanca dil dinamiği dolayısıyla bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi 5.30 şeklinde resmi olarak baktığımızda burada herhangi bir istisnai durum yok. Tıpkı güzel Türkçedeki gibi ifade etmem lazım. Es ist 5.30, değil mi? 30 neydi? 30 demekti. Saat 5.30 şeklinde es ist 5.30 diyorum. Ancak burada dikkat, halb neymiş? Buçuk demekmiş. Saat 6'ya gidiyor. Dolayısıyla
6,5 şeklinde yorumlandığı için is it help sechs. Demek ki arkadaşlar help kelimesi varsa cümlenin içerisinde bir sonraki saat dilimini düşünmem lazım. Bu durumda help sechs ne anlama geliyor? 5:30 anlamına gelmiş oluyor. Şimdi 15:30'a bakalım. 15:30 resmi saate göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Es ist 15 Uhr 30. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi değil mi? Es ist 15 Uhr 30. Saat 15:30. Şimdi halb kelimesi devreye girdiğinde bakıyoruz saate. 15:30 saat nereye doğru gidiyor arkadaşlar? 4'e doğru gidiyor. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Es ist halb vier. Demek ki saat 4'e doğru gittiği için es ist halb vier demem gerekiyor. 11:30'a bakalım. Resmi saatte ne diyeceğim? Es ist 11 Uhr 30. Değil mi? Gayet anlaşılır bir şekilde. Yarım neymiş? Halb. Evet, cümlenin içerisinde halb varsa ne yapıyormuşum? Bir sonraki saat dilimini söylüyormuşum. 11'den sonra ne geliyor? 12. 12 neydi Almanca? 12. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Es ist halb 12. Demek ki 11:30'un Almanca karşılığı neymiş? Es ist halb 12'müş. Evet. Bu dediğim gibi biraz tuhafınıza gidebilir. Evet. Ama bu dediğim gibi bu şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. 19:10 demek ki iki türlü söyleniyormuş. Resmi saat ve gayri resmi olmak üzere iki şekilde bütün saatler bu şekilde söylenebiliyormuş. Dolayısıyla resmi saatte es ist 19 Uhr 10 saat 19:10 demiş oluyorum. Ja da es ist 10 Minuten nach 7, değil mi? 10 dakika, değil mi? 7'yi 10 geçiyor dediğimde es ist 10 nach 7 ya da es ist 10 Minuten nach 7. Bunu parantezde verdim. Dilerseniz kullanırsınız, dilerseniz kullanmazsınız. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. 22:50 resmi saatte es ist 22 Uhr 50, değil mi? 22:50 ya da 10 var. Kaça? 11'e 10 var. Dolayısıyla es ist 10 Minuten vor 11 ya da es ist 10 vor 11 şeklinde yorumlanabiliyormuş. Evet, buçuklar, buçuklar birazcık dikkat edilmesi gereken nokta değil mi? Burada es ist 5 Uhr 30, 5:30 ya da 5:30 yerine ne diyormuşum? 6'ya giden bir saat. Dolayısıyla es ist halb sechs demem gerekiyor. Bir sonraki saati söylemem gerekiyor. 15:30 ne olacakmış bu da resmi saatte? Es ist 15 Uhr 30 ya da buçuk ne oluyor? Saat 4'e doğru gidiyor. Es ist halb vier diyecekmişim. 11:30'da da es ist 11 Uhr 30 ya da halb ile ifade edildiğinde es ist halb 12 şeklinde yorumlanıyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 19 Uhr 10. Es ist 19 Uhr 10. Es ist 10 Minuten nach 7. Es ist 10 nach 7. Es ist 22 Uhr 50. Es ist 22 Uhr 50. Es ist 10 Minuten vor 11. Es ist 10 vor 11. Es ist 5 Uhr 30. Es ist 5 Uhr 30. Es ist halb 6. Es ist halb 6. Es ist 15 Uhr 30. Es ist 15 Uhr 30. Es ist halb 4. Es ist halb 4. Es ist 11 Uhr 30. Es ist 11 Uhr 30. Es ist halb 12. Es ist halb 12. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Uhrzeit konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.